Kasım 1914'teyiz. Sarıkamış Harekatı'ndan bir ay öncesinde. O tarihlerde Hasan İzzet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Azap ve Köprüköy'e saldıran Rus ordularını mağlup etmeyi başardı. Ama Hasan İzzet Paşa, Rus ordusunu bozguna uğratmak yerine askerlerini 15 kilometre geriye çekti. Sarıkamış Harekatı'nın amaçları, 93 Harbi'nde Rusya'ya kaybedilmiş olan Sarıkamış, Kars, Ardahan gibi yerleri geri almaktı. 75 bini silahlı, geri kalan 50 bini ise savaşçı olmayan taşıma birimleri ve depo olayından oluşan 125 bin kişilik ekip Sarıkamış Harekatı için hazırlandı. Tarihe geçecek ve içimizi yakacak Sarıkamış Harekatı 22 Aralık tarihinde başladı. 22 Aralık 1914 günü 11. Kolordu büyük yürüyüşe başladı. Bölgedeki çetin koşullar 25 Aralık günü 9. Kolordu'yu Sarıkamış'a doğru geri çekilmeye zorladı. Aynı gün 3 kilometre yolsuz bir kar çölü olan Allahu Ekber dağlarına gelindiğinde 11. Kolordu kuvvetleri onlarca kayıp vermişti. Kısa bir zaman sonra 10 ve 11. Kolordu'da görev yapan askerler henüz Sarıkamış'a gelemeden doğa koşulları yüzünden şehit oldu. 22 Aralık 1914'te 300 askerden oluşan 9. Kolordu Sarıkamış'a ulaştı ve Ruslar tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. 6 Ocak günü Hafız Hakkı Paşa geri çekilme emri verdi. 7 Ocak günü ise sağ kalmayı başaranlar Erzurum yolundaki yürüyüşe başladılar. Osmanlı Devleti 60 bin, Ruslar ise 30 bin kayıp verdi. Sarıkamış Harekatı'nın en acı detayı, askerlerimizin büyük çoğunluğunun Ruslarla çarpışarak değil, soğuk hava koşulları yüzünden ölmeleriydi. Diğer bir can alıcı detay ise yaklaşık 5 bin askerimizin Ruslara esir düşmesiydi. Sarıkamış'ta esir düşen Türk subayları hayvanlara ait vagonlarda Tiflis'e götürüldü. Bir aylık bir eziyetin ardından Sibirya Kamışlı istasyonuna gelindi. Esir düşen askerlerin elbiseleri de dahil olmak üzere bütün şahsi eşyalarına General Przewalski tarafından el konuldu. Esirler her gün hakaret işitti. Sadece ekmek alabilmeye yetecek 50 Rus kapıyı verilerek adeta ölüme mahkum edildiler. Yaralı olan askerlere hiçbir tedavi yapılmadı ve birçoğu en sefil, en kötü hapishanelere yollandı. Halbuki harekattan önce Ruslarla anlaşılmış ve esirlere iyi muamele yapılması konusunda el sıkışılmıştı. Alman ve Avustralyalı esirler Rusya'nın Avrupa kıtasındaki şehirlere götürülürken Türk esirlerin tamamı Sibirya'ya sevk edildi. 30 kişilik vagonlara 60 kişi bindirildi. Sibirya'nın en soğuk ve en uzak bölgesine gönderildi. 2 ay süren seyahatte askerlerimizin yarısı yolda vefat etti. Yolculuk süresince vagonlar hiç açılmadı. Tuvaletin bulunmadığı vagonlarda her gün 4-5 ölüm gerçekleşti. Cenazelerin çoğu ise dağlara bırakıldı. Vagonlardan 2 tanesi kapıları kilitlenerek terk edildi. Ruslar hastalık bahanesiyle 500 Türk askerini üzerlerinde sadece iç çamaşırı olacak şekilde soyup ölüme terk ettiler. Kafkasya içlerine sürgün edilen Türk askerleri ise nispeten daha iyi durumdaydı. İç isyanların boy gösterdiği dönemde serbest kalıp ardından da yerleşim yerlerinde iş bulup hayatta kalmayı başaranlar vardı. Ermeni nüfusun yoğun olduğu yerlerde ise durum çok daha vahimdi. Ermeni askerler sırf zevk için Türk askerlerine şiddet uyguluyor, günde sadece bir kez suya salınmış balık çorbası veriyordu. Kars ve Aleksandropol'de insanlık dışı uygulamalar arşa çıktı. O bölgelerde esir alıp satmak için pazarlar kuruldu. İyi durumdaki esirler 12 ruble, zayıflar ise daha düşük bir fiyata satıldı. Hasta olanlar ise bir paket tütün karşılığında satıldı. 1916'nın Ocak ayına gelindiğinde Doğu cephesindeki esirler zorlu şartlar altında hayatta kalmak için çabalıyordu. Yüzlerce kişilik kafile Sarıkamış'a ulaşabilmek için çetin bir yolculuğa çıktı.
Aynı tarihlerde 13 asker subay, 350 er bitmek bilmeyen bu yolculukta artık tükenmiş durumdaydılar. Yürümekte zorluk çeken 95 Türk askeri kurşuna dizildi. Üstü açık olan 4 duvar arasındaki bir yerde uyumak zorunda olan askerlerden 8 tanesi donarak hayatını kaybetti. Aynı kafile ertesi gün 80 şehit daha verdi. Rus askerler keyfi olarak 80 askerimizi kurşuna dizdi. 15 gün süren Sarıkamış yolculuğunda Türk askerlerine yiyecek bir şey verilmedi. Frankfurt Chaiton gazetesindeki habere göre Şubat 1916'da Krasnovarsk'tan Primor'a sevk edilen 1000 Türk askerinden sadece 200 hayatta kalabilmişti. Hayatta kalmayı başaran Türk askerleri Kars, Gümrü, Batum, Gori, Tiflis ve Nargin Adası gibi 30'a yakın şehirde kurulan esir kamplarına gönderildi. Askerler kuru tahta üzerinde yattı. Sebepsiz yere birçoğu şehit edildi. Birçoğunun da elbiseleri alındı. Yaralı askerlere hiçbir müdahale yapılmadı. Hepsi ölüme terk edildi. Görevliler gün içinde belli aralıklarla esirlere şiddet uyguladı. Hiçbir temizliğin olmadığı kampta birçok askerimiz lekeli umma yüzünden şehit düştü. Havanın eksilileri gördüğü yerdeki esir askerler korunaksız barakalarda ölüme terk edildi. Türkiye'den gelen doktorların bir kısmı kampa gönderildiğinde gördükleri manzara korkunçtu. Askerler kucak kucağa yatıyor, üzerlerini örtebilecek hiçbir şey bulamadan ölümü bekliyorlardı. İlaç bulmak imkansızdı. Ruslar da dışarıdan ilaç getirmeye izin vermiyordu. Kızıldeniz'in Bakü tarafındaki Nargin Adası, üzerinde bitki yetişmeyen yılanlarıyla meşhur bir yerdi. Adada hiçbir su kaynağı yoktu. Nargin Adası, Rusların zapt edemedikleri katilleri gönderdiği bir cehennemdi. Adaya 1915 yılında eni 500 metre, uzunluğu ise 1500 metre olan bir esir merkezi inşa edildi. İkişer katlı ve 40 tane yapısı olan bu merkez 10 bin esir alacak kapasitedeydi. Bazen esirlere 6 gün boyunca su verilmediği bile oldu. Hastane olarak inşa edilen bu merkez 400 hasta kapasiteliydi. Fakat 1200'den fazla hasta bu merkezde ölüme terk edildi. Türk esirlerin bazılarının son durakları işte bu merkez oldu. Ruslar ihtiyaçları kadar suyu aldıktan sonra eğer su kalırsa esirlere veriyorlardı. Esirler beton zemin üzerinde yatar, her gün onlarca ölürdü. Ölenler denize atılır, hiçbir merasim yapılmazdı. -45 derecelik soğuk esirleri her geçen gün perişan ediyordu. Esirlere her gün sıcak suyla yapılmış yağsız ve etsiz çorba ve 100 gram siyah ekmek veriliyordu. Ama daha sonra bu rakam yarıya indirildi. Esirler Ermeni ve Rum muhafızlar tarafından sürekli şiddete uğradı. Bu durum 1917'deki Bolşevik isyanına kadar devam etti. Bolşevik isyanından sonra bölgede yaşanan kaos hayatı durma noktasına getirdi. Esir kampları tamamen unutuldu. Hiçbir yiyecek ve malzeme gönderilmedi. Esirlerin bir kısmı yurda dönme fırsatı bulsa da hayattakilerin çoğu hala Rusya'da esirdi. Ve çaresizce ölümü bekliyorlardı. İşte tam da o tarihlerde Meryem Atmaca isminde bir vatansever ortaya çıktı ve 1800 askerimizi tek başına bu cehennemden kurtardı. Meryem Atmaca'nın babasından kalma 10 bin altını vardı. Bu servetini bir kez bile tereddüt etmeden Türk askerlerini kurtarmak için Ruslara verdi. Meryem Atmaca, Rusya'nın içinde bulunduğu bu karmaşık durumu bir fırsat olarak gördü ve esir olan Türk askerleri için sıkı bir pazarlığa girişti. Pazarlığın sonunda Ruslara teslim edilen 10 bin altın, tam 1800 Türk askerinin canını kurtardı. Meryem Atmaca, 20 yıldan uzun bir süre fakir ve yoksul bir kadın olarak hayatını devam ettirdi. Bu bilinmeyen kahraman, yıllar sonra gözlerini son kez kapattığında yoksulluktan bitap düşmüş bir haldeydi. Tam olarak ölüm tarihi bilinemese de yaklaşık olarak 1940'ın ortasında öldüğü tahmin ediliyor.
vatansever Meryem annenin hikayesi bugün çoğu insan tarafından maalesef bilinmiyor. Türk askerini kurtarmak için tüm servetini harcayan Meryem Atmaca'nın hikayesini anlatmak da bize bir borç olarak kalıyor.